Orhan Miroğlu, Demirtaş'ın sazına ne oldu? Kürt parti liderlerinin medyadan köşe bucak kaçtığı o alaca karanlık yıllarından sonra Selahattin Demirtaş'ın sazı eline alıp türküler söylediği medya programlarına geçiş bu siyaset için altın kıymetinde bir gelişmeydi. Böyle bir sahnenin yaşanabilmesi için 30 yıl beklendi desem kimse şaşırmasın. Bu bekleme süresi bir istasyon garında bir banka oturup uzaklardan gelecek olan bir sevgiliyi beklemeye benzemiyordu tabii arkasında binlerce ölü bırakan, kan ve gözyaşından ibaret, büyük acıların ve yasın yapayalnız yaşadığı o yıllarda bir Kürt siyasetçinin medyaya çıkıp bir şeyler söylemesi öyle kolay bir şey değildi. Kürt partilerini destekleyenler, tünelin ucunda bir gün parlayacak olan bir ışığa hasret içinde umutla bekleyip durdular. Hiç unutmuyorum, DTP'liler meclise bir dilekçe vermek ve sorunlarını anlatmak için başvurmuş ama başvuru kabul edilmediği için parti mensupları Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya hareket eden otobüslere binmiş ve sabaha karşı Ankara'ya gelmişlerdi. Bütün mesele sadece dilekçe vermek ve meclis başkanı ile görüşmekten ibaretti. Dilekçe alındı ama görüşme yapılamadı. DTP'liler Kızılay'da durumu protesto edip Ankara'dan ayrıldılar. Şimdi o mecliste 80 vekil var. Silahla mücadeleyi, şiddeti ve terörü bıraksa PKK, HDP'nin siyaset yapma şansı artacak. Çatışmalı bir dönem kapanacak, HDP'nin istikameti belli olacak ve bu partiye oy veren insanlar rahatlayacak. PKK'nın istemediği esas olarak bu, yeni başlayan çatışmaların belki de en önemli sebebi de bu. Meclise bir dilekçe vermek için Türkiye'nin dört bir yanından çıkıp Ankara'ya gelindiği dönem fazla uzak bir dönem değil, sadece 8 yıl önceydi. 8 yıl sonra Leyla Zana'nın geçenlerde Cizre yolunda ifade ettiği gibi, Kandil ve İmralı ile diyaloğa geçildi. HDP heyetlerinin meclisten çıkıp önce İmralı, sonra Kandil'e yollandığı döneme girdik. İşte bu yıllarda ortam öylesine yumuşadı, barış umudu öylesine arttı ki Selahattin Demirtaş sazı eline aldı, ekranlara çıktı ve türküler söyledi. O sahneler her ne kadar çok eleştirildiyse de aslında bir dönemin kapandığını ifade ediyordu. HDP'ye tanınan bu toleransı ve gösterilen teveccühü PKK asker ve polis cenazelerinde gördüğümüz o tabutlarla beraber toprağa gömdü. Selahattin Demirtaş'ın sazı yollara döşenen bombalar ve mayınlı tuzaklara çarpıp paramparça oldu. O saz bir daha zor onarılır. Selahattin Demirtaş türkülerini söyleyecek ekran bulsa da o türküleri dinleyecek insanları zor bulur. PKK bir dönemi kapattı, Demirtaş'ın sazını kırdı, sesini kıstı. HDP'ye duyulan güveni ciddi manada sarstı. HDP'ye oy veren insanların ve daha doğrusu Kürtlerin önemli bir kesimine hayal kırıklığı yaşattı. Elimiz kırılsaydı da HDP'ye oy vermeseydik diyenlerin aldatılmışlık duygusunu anlamak için HDP barajı açtığında pilav dağıtan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'nın başına gelenlere bakmak yeter. PKK özetle seçim sonrasında bahanelere sığınarak uzlaşma ve diyaloğu hatırlatacak ne varsa toplumun bundan hızla uzaklaşmasını ve bu kavramlarda PKK arasında zaten bir hayli zayıf olan bağların tamamen kopmasını sağlayan kanlı eylemlere ve cinayetlere imza attı. Bir ülkede bir ay içinde yüzün üstünde asker, sivilin çok acımasız bir biçimde öldürülmesi PKK'nın aslında en temel amacının devleti 90'lı yılların zeminine çekmek olduğuna şüphe bırakmıyor bedeli ağır oldu ama PKK'nın gerçek amacını anlamak için belki de bu sınavdan da geçmemiz gerekiyordu. Cizre'de sokağa çıkma yasağı kalktı. Cizrelilere geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha böylesi günler yaşamazlar.